Gece gece yine asabım bozmadan duramıyor ya. Al ben sana karışmıyorum. Ben senin adını etmiyorum. Sen benimkini niye diyorsun ki durup dinlenip de? Heves annem senin hasta olduğunu bile bilmiyor. Evet o şahsa diyorum. Annem senin hasta olduğunu dahi bilmiyor. Nereden bilecek ki sen aramadıktan sonra? Kadını ne arıyorsun, ne soruyorsun? Sen sadece ben hastayım, ben arasınlar, beni görsünler. Daha geçen senin yanındaydı kadın. Sen bir arıyor musun bir kere? Her gün insan bir yarar anne ne yapıyorsun iyi misin bugün nasılsın arıyor musun? Bana de ki yan değeri ben arıyorum da oradan ar diyeceğim. kelime de bu zaten. Arıyor musun o kadın ne, nasıl durumda? O kadın bugün evin içine düşmüş düşmüş tansiyonu çıkmıştı yine. Ona şey verdim ilaç falan verdim ben. Hatta tansiyon ilacını falan içti. Sonra beni aradı ben aşağıdaydım. Kendi kendine sen atıyor millet de sana inanıyor. O ne güzel sen oynuyorsun sen guruyorsun sen oynuyorsun millet de inanıyor. Ha bir açıklama yapınca ha işte istediğiniz gibi yaptım şu anda açıklamayı. Ne yapabilirim biri benim için atıp tutuyor. Ben şimdi susayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Biri benim için kendi kendine atıp tutuyor. Ben kendimi hiç savunmayayım sen haklısın der gibi bir kenarda bekleyeyim yani. Yazıklar olsun diyorum ne diyeyim bu lafları söyleyenlere de yazıklar olsun sinsi yok şey ya sen ne biliyorsun ya? Dünya sizin etrafınıza mı dönüyor ya? Siz ne, neymiş şeyden görüyorum ben millette diyor yani. Bu da bana yansıdığı için. Bana bu getirildi yani. Orada ne olduğunu gördüm yani. Ben senin mi düşünüyorum gece gündüz? Bu ne yapıyor acaba diyerek. Ben bu akşam oraya bile gelmeyecektim. Belki sana rastlarım diye. Rastlamak istemediğim için. Çünkü kimseyle sen tartışmayı seversin. Ben sevmiyorum. Sevmediğim için gelmeyecektim ama annemi kıramadım ben. O kadıncağız Murat aramış onu. Necla hatta haberi bile yokmuş. Murat aramış. İlla annem seni çağırıyor. Dible'ye yaptı. Gel ye diyerek. Sen de arasaydın. Anacığım gel ben şunu yaptım. Gel desen sence gelmeyecek bir annen mi var? Böyle bir anneye mi sahipsin? İki el olsa koşarak gelecek bir kadın bu. Şu yatakta olsa kalkıp gelebilecek bir kadın bu. Bunu sen tanıyorsun. Kendi anasını insan tanımaz mı? Tanıyorsun. Bir de onu fesatlı kadını diye doldurmuş etmişim de. Ben de o... Allah ben doldurma aynısını diyorum yaşatsın. Yaşatsın herkese orada benim için güzel yorumlar yapan tanımadığı halde benim için konuşanlara Allah'ım aynı bacıyı versin. Aynı tanışı versin. Ne demişler? Yaşamadan ölmesin. Aynısını yaşamadan ölmesin. Bak bu melek de böyle demiş desin. Desin yani. Ben Allah'a dua ediyorum ki oturup kalkıp. Ben böyle bir insanla sizle karşılaşın istiyorum. Ben sürekli o düşecek diye ben hatta kendi oğluna da dedim. Sercan dedim yani düşecek diyerek bak böyle konuştuğu için kendi kendini indirecek. Sonra bizi suçlayacak. Ben bunun dedim korkuyorum. Bak hatta dua ettim dedim sayfası düşmesin. Düşmesin oradan geçiniyor ama ağzını tutamıyor dedim. Ağzını tutamıyor dedim. Ve bunu Allah şahit Sercan bunu inkar etmez ki. Allah şahit kandilde bile dedim dua ettim ki düşmesin. Benimle düşman olsun önemli değil. Benimle konuşmasın ben zaten konuşmak istemiyorum. Çünkü ben böyle sürekli adamı sokan bir insanı istemiyorum. Sürekli bir laf sokup yok oradan bana bağlayıp. Ulan kadın kendi gelesi geldi ve oraya. Yarın konuşturacağım o kadını da merak etmesen. Bak bakalım ben öyle bir öğütleyerek mi konuşturuyorum. O kadın kendi istedi bana da yalvardı. Melek dedi. Hatta orada kaderin adını anıyor. Kader hiç uğramıyor annesine şu ara. Kaderin kendi dertleri, kendi sorunları kendine yeter. Herkesin bir sorunu var bir tek zannediyor ki Esra Hanım benim hayatım benim etrafımda dönen herkes benimle dönecek. Ben hastaysam bana koşacak, benim işim varsa bana gelecek. Hiç kimsenin derdi yok, bir tek senin derdin var. Sen onun biliyor musun ne derdi olduğunu kaderin ya? Onun kendi düşer, kendine düşer söylemek bana değil. Beni ilgilendirmez çünkü bu konular. Onu ilgilendirir. Ben kaderi hatta bir tek bugün gördüm. Kader ne zamandır ortada yok ortada. Sana gelmiyor annesine gidiyor mu zannediyorsun? Herkesin kendine göre bir sorunu var ya. Sen niye kızın adını anıyorsun ki? Annem orada e, bilemeden dedi ki Esra'nın yanında kızı vardır. Esra şimdi dedi her akşam kızı oluyor dedi. Esra seni görmez haydi dedi. İlla benimle gel ben dedim ki anne bak tartışmak istemiyorum. Rastlar dedim yani o çekinmez biliyorsun o tür şeylerden dedim. Kavga etmekten de çekinmez dedim. Sen kızını tanıyorsun dedim ya tanıyorsun. Hayır dedi o öyle bir şey yok. Daha sonra lafı çevirdim. Kadere çevirdim. Annesinin yanına gidiyor dedim. Tabii her akşam dedim. Nerede kader? Kader nerede? Ben lafı çevirdim. Sen bilmez misin kader gelse anası senin nerede yanında? Kader evde demez mi? Kader orada olsa senin yanına gelmez mi? Sen kaderi bu kadar mı tanıyorsun da bir de kaderi de vurduk duruyorsun arada. Onu da götürüyorsun. Beni götürdüğün gibi melek doldurdu. Ulan ben kaderin yüzünü bugün gördüm bir göz. Kaderin yüzünü bugün görebildim. Herkesin kendi sorunu var. Sen kendi işine bak Esra Hanım. Sen kendi işine bak. Anam senin bir kere şey, hasta olduğunun haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok o kadının. O kadın hasta olduğunu bize sence Necla oraya kader şey çağırdı diye Murat çağırdı diye oraya gitti. Necla hatta bilmiyor diyerek hatta mahcup bile oldu kadın. Anam bizi bilmeden mi geldik dedi. Murat sen mi çağırdın dedi. Murat kendi ağzıyla annem istiyor diye çağırmış. Çocuk özlemiş. Yalnız kalmış evde. Annesi her akşam tabii oraya gidiyor ya. Çocuk yalnız kaldım diye. Bizim şeyi çağırmış işte annemi. Sen gel ne olur diye. Gündüzden de beni aradı. Ne olur beni şeyle konuştur. Bu arka sıradakilerin dizisinde bir çocuk var yine. Herkesi bana tutturuyor zaten kendine de. Mesaj attım dönen olmadı. Beni ne olur ona mesaj at. Ne olur at. Ben de bir gideyim de dedim. Hani yüz yüze söyleyeyim. Oğlum aha atıyorum gör diyeceğim. O da annemin ısrarıyla özgür evde yok diyerek özgür hemen geliyorum dedi zaten ben eve geçtim. Onları orada bıraktım hatta dedim ki anne bak yağmur var götüresim de gelmedi hava çok yağar sonra kalırsınız. Habırlarda bana da gelmezsin yatmazsın sen şimdi Emine yatmadığı için sen de eve gitmek istiyorsun. Habırlarda dedim sefil olmayın Allah korusun. Yok dedi kızım ben kalmayacağım zaten dedi. Necla bu hemen acilen çay yaptı çay may bile içmedim ben. Ben onları bıraktım. Murat'la ki sohbet ettim. Çıktım gittim. Ben çünkü bir tek kadını ısrar etti diyerek içeri girdim. Hatta Necla babamla bile çok konuşamadım yani. Çayını bile içemedim. Çünkü içesim de yoktu. Eve gelesim vardı. Çok yorgundum. Saat olmuş sekize gelmiş. Sekiz geliyor. Ben hala evime gitmemişim. Sen neyin peşindesin? Amelek doldurdu da herkesi. Ulan kadın senin aradın mı bir kere ya? Şu kadın Allah'ın her günü bir kere olsun ara. Bir kere evlatsın. Bir kere ara. İleride o telefonun anne yazmayınca çok kötü olacak bunu biliyor musun? Bir kere olsun ara kendi durumunu sor veya kendi durumunu söyle anne ben de bu haldeyim de. Bir şey de yani. Benim anacığımla ben her gün dükkanın orada her dakika beraberiz. Olmadı telefonla arıyorum. Gitmezsem arıyorum yani ne yapıyorsunuz diye soruyorum. Merak ediyor ben bunu biliyorum çünkü. Anne yüreğe. Anne yüreği merak ediyor yani. Sen bunu bilmiyor musun ki? Ha kendi yapmadığı şeyi evlattan bekliyorsun. Ben ne diyeyim şimdi sana? Ben evladını ben niye kandırayım ya senin? Senin evladını niye ben kandırayım ya? Koskoca herifi ben mi kandıracağım? Tövbe estağfurullah. He gitme annene diyeceğim. Ben bu sen... Yavrum ne derler biliyor musun? Herkes kendince bilirmiş işi. Kendinden bilirsin işi. Sen hep kendinden biliyorsun bu işleri çünkü. Senin yüreğin aynı şeyleri taşıyor da. Karşındakine de onu yapıştırıyorsun aynı şekilde. Ne düşünüyorsan karşındakine de öyle düşünürmüşsün. Bilir misin? Ben seni çok iyi tanıyorum da. Tanımayan yazık. Senin hakkın. Şimdi öyle söylüyor ki bana atıyla tutuyla. Ben Allah'a sevgi ediyorum. Onlar asıl tutsun Allah'a sevgi ediyorum. Ne güzel günahımı alıyorlar işte. Çok güzel yani. Ondan sonra melek konuşacak bak mutuk atacak. Doğru. Melek affedersin. istediğini söyleyin. Melek hiç ağzını açmasın mümkünse. Taş olsa çatlar ve Taş yolca çatlar size birileri böyle konuşsa sürekli bir de yakınınız bu kadar konuşsa işte o yaptı da o etti de bu etti de yalan da düne kadar gelinim duydu bugün bağ geçti yarın kime geçecek acaba? Herkesi doluyor diline böyle bir şey var mı? Konuşuyorsun konuşuyorsun daha sonra herkesten bir şey bekliyorsun. Herkesin daha nasıl iyilik bekleyeceksin ki? Konuş konuş o dilinle konuş ondan sonra acaba, karşından gelen bir şeyler bekle. Ne ala memleketsin yani. Ben kendi derdimleyim. Ben seninle bir değilim. Benim hiç bulgurum kuru değil çünkü. Bak ben evle uğraşıyorum. Evin hiçbir şeyinde yapamadım doğru dürüst. Benim derdim, sıkıntım, iş yerinde zaten yoğunum. Tek çalışmak zorunda kalıyorum. Zaten yorgunum. Üstüne üstüm bir de eve geliyorum. Hiçbir şey yapacak halim kalmıyor. Ben seninle uğraşacak hiç durumda değilim. Benim bir çocuğum var. Ben onu büyütmek zorundayım. Sen onu eledin. Eleğini de astın. Çocuklarını büyüttün. Bir de bırak da ben de anneliğimi güzel yapayım. Stresi geçirmemiş bir şeyi. Ben çocuğuma iyi davranmak istiyorum. Elimden geldiğince çocuğumla arkadaş olmaya çalışıyorum. Sen de keşke öyle yapsan. Ne olur biraz olsun değilsen de acık birazcık yakın davransan. Bak nasıl herkes senin ayağına geliyor. Sen çocukların şey bir insan değiller ki seninkiler. Seninkiler gayet anlayışlı iki güler yüz göstersen. Her şey de çözülecek sen de biliyorsun. Bunu sen de biliyorsun çünkü evladını iyi tanıyorsun. Ama sen evlat olarak ne yapabiliyorsun çok merak ediyorum. Böyle her şeyde annene annem geldi de annen ne biliyor günahını kadının olsun alma ya. Kadın senin orada hasta olduğunu bile bilmiyor ya. Ben oturup kalkıp seni mi konuşuyorum? Ben şimdi Esra hasta haydi anne oraya mı gidelim diyeceğim. Ha bu kadar lafı söyledikten sonra kadın oraya çağrılmış oraya gidiyorum diyor. Anne geç sen oraya gitme de gel gel Esra hastaymış gel oraya mı geç diyeceğim. Ha o kadar laftan sonra ben mi seni savunacağım? Sen tutup da yani kendi konuşamıyor musun ki açıp da ben hastayım. Haberin var mı anne? Hadi. Ben annen de hasta. Kadın düşmüş bugün. Annen de rahatsız yani. Sen onu düşün. Kendin sen gençsin o genç mi? O kadın o halle beni Necla çağırdı diye düşünerek koşarak geldi. Yazık diyorum. Siz orada açıklamanızı yapın. Tanımadığınız insana yapıştırın. Ha bir de diyor ki ben buradan kimin gördü, kimin şey karşıya izlediğine ona göre. Nerede görüyor arkadaşlar? Yorum yapanı görüyorsun ancak. Başka hiçbir şeyi göremezsin ya. Böyle bir şey yok ya. Siz nasıl bir urafelere inanıyor? O da de aynı. Zaten korkan da benim sayfama gelmesin. Ne olursunuz. İftira atan korkan da benim sayfama gelmesin. Ablamdan korkan o sayfada da bulunmasın bence. Allah korkunuz olsun. Kul korkunuz değil yani. Allah korkunuz olsun. Bırakın da konuştuğunuz kelimelere şöyle bir süzgeçten geçirin yani. Acaba tek tarafı dinliyorum. Karşı taraf ne durumda? Herkesin sıkıntısı var. Bir Esra Hanım için yaşamıyor kimse. Kimsenin bir hayatı o değil. Bir de kaderi de bilmediğiniz yere yorum yapmayın. Herkesin sorunu başka. Yapmayın. Annesine bile gelmiyor. Orada annemi sadece ben Necla ablam hepsini söylemez mi? kadar benim yanımda diye. Kader oraya gelse sizce oraya gelmez mi ya? Siz nasıl hadi bana yapıştırıyor. Hepsine herkese yapıştırıyorsunuz maşallah. Maşallah gelene gidene yapıştırın. Allah yapıştırsın size. Ben ne diyeyim artık? Allah'ınızdan bulun. Başka hiçbir şey demiyorum. Bulun yani ama kör şeytanınızdan bulun. Allah'tan iyilik de bulunuyor. O kimseye kuluna kıyamaz. Ama edene de kıyar. Merak etmeyin. Allah'ın öyle bir şeyi vardır ki terazisi size öyle bir yaptığınız, o konuştuğunuz her şeyi karşı yargılıyorsunuz ya, tanımadan etmeden konuşuyorsunuz ya, Allah hepsini yaşatsın yaşatmadan öldürmesin sizleri de ben ne diyeyim o, o tarzda konuşanlara yok seni sileyim yok derken Allah'ım diyorum aynısını yaşatsın yaşayın ki benim ne demek istediğimi anlarsınız böyle bir çaresiz birinin sadece konuşup konuşup da sizi sıktığında konuşmayacaksınız bakalım o çeneniz durabilecek mi acaba konuşmadan açıklama yapmadan değil burada değil birbirinize girmekten geri kalmazsınız. ben bir kere gidip de benim için böyle dedin sen benim için böyle yaptın diye kapısına gitmem yani ben o rezilliği göz almam çünkü. Ben çünkü el alemden utanırım ya. Utanırım. O rezilliği göz alamam ben. Ama herkesin yapısı bir değil. Değil yani. Ne diyeyim? Allah'ından bulsun. Öyle konuşacağım.